İnna külle şeyin halaknâhu bi kadar. Dersimiz mefhulü bihtir. Mefhulü bihin amilinin vücuben hasredildiği yerler bir sema'an, iki münadada, 3 izmar ala şaridatı tefsir. İzmar alâ şaridatı tefsir üzere mensup olan mefhulü bih, amile hasfedilen mefhulü bihte bazı yerlerde rafi ihtiyar edilir, bazı yerlerde nasıl ihtiyar edilir, bazı yerlerde nasıl vaciptir, bazı yerlerde rafi vaciptir. Bazı yerlerde ikisi de müsavidir. Beş kısmı ayrılır. Biz raf'in muhtar olduğu yerleri okuduk. Doğru mu? <laughs> Hilafına karin olmadığı zaman veya rafi karinesi daha kuvvetli olduğu zaman rafi muhtardır. İkincisi nesbin muhtar olduğu yerleri okuyorduk. Nesbin <laughs> muhtar olduğu yerleri sayarken şuraya geldik. İnne külli şeyin halaknahu bi kadar. Şimdi burada inna külle şeyin halaknahu halakna fiili külleyi nasip edebilir mi? Bu küllenin amili halaknadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü ona giden zamirde amel etmekle meşguldür. Şu zamir olmasaydı o zaman onun amili o olacaktı. O zaman <laughs> burada gizli ne vardır? Halakna vardır. Doğru mu? Halakna vardır. Bu halakna müfessirdir. Tefsir etmiş. Neyi tefsir etmiş? Buradaki hasfedilerini tefsir etmiştir. Buna müfessir diyoruz, buna müfesser diyoruz. Şimdi mana nedir? İnna muhakkak biz külle şeyin her şeyi halaknahu o her şeyi yarattık. Halakna külle şeyin biz her şeyi yarattık. Ne ile yarattık? Bir kaderin kaderle yarattık. İnna muhakkak biz küllü şeyin her şeyi halaknahu her şeyi yarattı. Neyle bir kaderin kaderle yarattık. Her şeyi kaderle yarattığını ifade ediyor. Tamam? Muradi ilahi burada bu olduğu anlaşılıyor. Peki biz burada şurasını küllü yaparsak aynı mana çıkar mı bakalım. İnna muhakkak biz küllü şeyin her şey o her şey nedir? Halaknahu onu yaratmışızdır ne ile bir kaderin kaderle yaratmışızdır. Gayet Aynı mana çıkmış olur. Küllünün muhtedasını neresi yaptık? Feleknahu yaptık. Doğru mu? İnna muhakkak biz küllü şeyin her şey o her şey nedir? Feleknahu o her şeyi biz yaratmışızdır. Ne ile bir kaderin kaderle yaratmışızdır. Demek biz her şeyi kaderle yarattık. Birinci mana ile bu mana arasında bir sıkıntı var mı? Yoktur. Ancak Burada bunu merfu yaptığımız zaman bu halaknanın şeye sıfat olması bir kaderin haber olma ihtimali de vardır. İnna muhakkak biz küllü şeyin her şey, öyle her şey ki halakna onu biz yarattık. Bizim yarattığımız her şey ne iledir? Bir kaderin kaderledir. Burada küllü olduğu zaman haber halaknahı olma ihtimali olduğu gibi bir kaderin de haber olma ihtimali vardır. Bir kaderin nekereden sonra gelen cümleler sıfat olurlar arkadaşlar. Nekereden sonra gelen cümleler ne olur? Sıfat olur. Şeyin, külle şeyin nekeredir. Nekilerden sonra halakna. Efendim buradaki müfessir sıfat olma ihtimali vardır. Peki, inna küllü şeyin halaknahu. Sıfat yaptığımız zaman. inna muhakkak biz küllü şeyin her şey, öyle her şey ki halaknahu onu biz yarattık ne iledir? Bir kaderin. Bir kaderini haber yaptık. Doğru mu? Burada sıkıntı var mı? Birinci olarak külle şeyin okuduğumuz zaman her şeyi biz kaderle yarattık ifade ediyordu. Burada ise bizim yarattığımız her şey kaderledir. O zaman Mu'tezele'nin dediği gibi yani kul kendi fiilinin halikidir. Halik tek bir değildir. Bizim inancımıza göre Halik sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Yoktan var eden, yaratan Allah'tır. Kul kasip olabilir, Halik olamaz. Şimdi eğer bir kaderini haber yapar, nahuyu sıfat yaparsak o zaman bizim yarattığımız şeyler kaderledir ama başkasının yarattıkları efendim kaderle midir değil midir o ihtimal öyle bir manaya ihtimali olmuş oluyor. Yani Buradaki halakna müfessir dediğimiz sıfat olma ihtimali var mı? Var. Ne zaman var? Küllü okursanız. Küllü okursanız halaknayı haber yaparsınız. Bir kaderin halaknayı taalluk eder. O zaman mana doğru çıkar. Ama küllüyü muhteden yaptığınız zaman halaknayı sıfat yaparsanız, bir kaderini haber yaparsanız külle okuduğunuz zaman murad ilahi neyse onun manasını ifade etmez. Şükür dediğimiz zaman hocam tercih tercihlere düşüyor. Ne bileyim ne düşüyor evladım onu şimdiye kadar izarda görmüşsünüzdür onu. Avami görmüşsünüzdür onu. Anlatırım sana evladım. Yeter ki sen anlamak iste. Güzel bir soru. Şimdi inne huruhu müşebbetü bilfindendir. Nanesidir ismidir. Ondan sonra gelen mufteda haber cümlesi de onun haberi olacak. Tamam. O da cümleyi sonra cümleyi kübra var. İnne huru müşebbetun bil fiil na ismidir. Ondan sonra gelen mufteda haber onun nesidir? Haber. Yani bu hocam inne hali bu kulli şeyin diye takdir ediyoruz yani. Duran hocam hali bu kulli şeyin manasının olduğunu mu söylüyorsunuz? Neden öyle düşünüyorsun? Kulli şeyin halak na bu olması ne Ne olabilir peki? Sen söylüyorsun. Bildirdim ben sana. <laughs> yani yavrum Arapça cümlelerde cümleyi sonra cümleyi kübra vardır. Burada terkipte başka bir ihtimal hiç yoktu. İster külle oku ister külle oku fark etmez. İnna'dan sonra gelen cümle mutlaka innenin haberi olacaktır. Anlatabildim mi? Yani Türkçe ile bunu kıyaslamaya kalkma. Her dilin kendi grameri kendi içerisindedir. Şimdi burada inne var mı? Var. İsmi var mı? Var. Nesi yok? Haberi yok. Ne yapacaksın? Bunun başka yolu yoktur. Tek istikamet var burada. İki, iki, tane, iki, iki tane gidiş geliş yolu. Gidiş geliş değil burası. Tek istikamet. İnne huruf müşebbetün bil fiiller. Na ismidir. Ondan sonra gelen cümle kesinlikle bunun haberidir. Aklına yatsa da haberdir, yatmasa da haberdir. Tamam. Ona ne diyoruz? Cümleyi sonra cümleyi kübra değil, değil mi koçum? Peki. Yani arkadaşlar külle de okusak sonuçta külle şeyin harakna bir cümle olacak. Doğru mu? Bu cümlede ne olacak? İnnenin haberi olacak. Doğrudur. Arkadaşınızın baktığı taraf e, akla gelebilecek bir sorudur. İnne var, ismi var, haberi nerede? Değil mi? Evet. Şimdi dersimizde neyi anlatmaya çalıştık? Nasbin muhtar olduğu yerleri ee, okuyoruz doğru mu? Şimdi burada inna külle şeyin okumak küllü şeyin okumaktan daha evladır. Neden evladır? Çünkü külle şeyin okuduğun zaman murat kesin. Küllü okuduğun zaman mana doğru olabilir. Ne zaman doğru olur? Küllü okursak ne zaman doğru olur mana? Halak nahi haber yaptım. Halak nahi haber yaparsak Küllü mübteda haleknahu haberse o zaman mana doğrudur. İnna muhakkak biz küllüşen her şey. O her şey nedir? Haleknahu biz onu yaratmışızdır. Ne ile yaratmışızdır? Bir kaderin. Biz her şeyi kaderle yaratmışızdır. Demek ki biz küllüyü mübteda yaptığımız zaman doğru mana var mı ortada? Elbette vardır. Haleknahu haber yaparız. Bir kaderini haleknahu'ya talik ettiririz. Efendim, mana doğru olur. Ne ne demiş oluyoruz? Muhakkak biz küllüşen her şey Nedir o her şey? Halak <laughs> o her şeyi biz yaratmışızdır. Ne ile bir kaderin kaderle yaratmışızdır? Aynı mana. Biraz önceki külle okuduğumuz zamanki manayla aynı mana olur. Ancak burada ikinci bir ihtimal de var. Nedir o? İnna muhakkak biz küllü şeyin her şey öyle her şey ki halak <laughs> o bizim yarattığımız her şey ne iledir bir kaderini haber yaptıysak o zaman aynı mana anlaşılmış olmaz. Yani ayette ki Murat net bir şekilde anlaşılmaz. Sanki başkasının da nesi olduğu anlaşılıyor. Yaratmış olduğu, bazı şeyleri yaratmış olduğu anlaşılmış olur. Bundan dolayı biz burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Mes'udum? Ne yapıyoruz? Nesbi ihtiyar ediyoruz. Beytullah ne yapıyoruz? Nesbi ihtiyar ediyoruz. Peki. Ve inde havfi lebsil müfessiri Müfessirin benzeme korkusu olduğu zaman, bir sıfeti sıfete benzeme korkusu olduğu zaman nasip ihtiyar edilir. Mislu inna kulle şeyin halaknahu bi kadar. Tamam. Böylece nasbin muhtar olduğu yerler bitmiş oldu arkadaşlar. Bu normalde bir önceki dersimize aitti ama vakit geçtiği için ne dedi arkadaşlar nasbin muhtar olduğu yerlerde bir eğer kendisinden önce cümleyi fiiliye varsa, cümleyi fiiliye üzerine atıf söz konusu ise orada nasip muhtardır. Neden? Çünkü mensup okursan o da cümleyi fiiliye, cümleyi fiile üzerine atfetmiş olacaksın. Cümle ismiye, cümleyi fiiliye üzerine atfedilmez mi? Caizdir ama evli olan nedir? Aralarında münasebet olması lazım. Harfin nefiden sonra, ondan sonra İstifam harfinden sonra, idai şartiyeden sonra bunlara ne demiştik biz? Genelde kendisinden sonra fiil gelen edatlardan sonra dedik değil mi? Bu harfi nefi olur, istifam olur ve idai şartiye olur. Hay, efendim? Evet, evet. İdai şartiye olur, haythu vardır. Ayrıca emir ve nehilerde de ne muhtardır. Nasıl muhtardır. Çünkü e, eğer rafi yaparsan emir ve nehi cümlesini ona ne yapman lazım? Haber yapman lazım. Halbuki emir ve nehi cümleleri nedir? İnşai cümledir. Onların haber olması caiz midir? Tevirle beraber caizdir. Yani inşai cümleler haber olur mu? Olur, haram değildir ama teville beraber olur, zorlamayla beraber olur. Bundan dolayıdır ki emir ve nehi mevkileri nedir? Nasbin muhtar olduğu yerlerdir. Bir de işte müfessirin sıfata benzeme tehlikesi olduğu yerlerde nasıl muhtardır. Ve yestebil emran. Üçüncü konuya geldik arkadaşlar. Bir, rafin muhtar olduğu yerler. İki, nasbin muhtar olduğu yerler. Üç, her ikisinin de müsavi olduğu yerler. Demek ki her ikisini de destekleyecek karineler, deliller eşittir. Ve esse bil emran fi mithli Zeydun qame ve Amr'an ekramtuhu. Zeydun qame ve Amr'an ekramtuhu gibi yerlerde evet. Şimdi bakın arkadaşlar Zeydun qame ve Amr'un dersin. Ve Amr'an dersin ekramtuhu. Şimdi burada İzmar ala şeridati tefsir üzere mensup olan amran mensup mahallinde olan amrandır. Doğru mu? Bakıyoruz tahtaya doğru mu? Şimdi arkadaşlar burada atıf harfi var. Bu atıf harfi eğer kendisinden önce fiil cümlesi olsaydı ne yapacaktık orada? Refi muhtardır diyecektik. Ama burada iki tane cümle var. Zeydun kamede, Zeydun muhteda Kâme haber, bir cümle. Kâme fiil, huve fa'il, bir cümle. İki tane cümle var burada. Bir cümleyi kübra, bir de cümleyi sura var. Şimdi burada atıf harfi, kâmeyi atıf ederse fiil cümlesini atıf olur. Zeydün kâmeyi atıf ederse isim cümlesini atıf olur. Eğer zeydun kâmeyi atıf edersen ve amrun dersin. Kâmeyi atıf edersen, fiil cümlesini atıf edersen, ve dersin. Dolayısıyla burada matufun aleyh olarak hem isim cümlesi söz konusudur hem de fiil cümlesi söz konusudur. Anlaştık. Burada yesli emran. Beytullah anlaşıldı mı can? Ya mücahit. Anlaşılmadı diyen var mı? Eminim. Ha güzel bir soru o biraz önceki dersimizde geçmişti ya ve hatta bir önceki dersimizde geçmişti. Yani e, demişti ya nasbin muhtar olduğu yerlerde eğer kendisinden önce fiil cümlesi varsa o zaman nasip muhtardır. Niye nasip muhtardır? Mesela kâme fiil cümlesi mi? Bunu ve amran dersen buraya gizli bir fiil koydun. Ekrem tu amran oldu. Burası da fiil cümlesi oluyor. Ama burası amrun dersen burası muhteda oluyor. Burası isim cümlesi oluyor. O zaman bu isim cümlesini buraya at, fiil cümlesine atfetmiş oluyorsun. Anlatabildim mi? amren dersen burada fiil cümlesi var. Ve geride de fiil cümlesine atfetmiş oluyorsun. Amrun dersen isim cümlesi oluyor. Onu kâme üzerine değil de Zeydun kâme üzerine isim cümlesi üzerine atfedersin. Yani matu ile matu aleyh arasında münasebeti e, tesis etmek mümkünse onu öyle yaparız. Yani Amrun olduğu zaman kâme'ye atfetmeyiz. Nereye atfederiz? Zeydun kâme'ye atfederiz. Amran olursa zeydün kâmeye atfetmeyiz. Nereye atfederiz? Kâme üzerine atfederiz. An ben daha galiba ilk dediniz ki fiil cümlesine atfedilirse e, ref olarak gerektiğiniz galiba da. Yok. yani öyle bir şey söylediysem estağfurullah derim. Yani sürçü lisan olmuş olabilir. Olabilir yani sürçü lisan oruçluyuz. İnni <laughs> Yani fiil cümlesini atıf edersek onu, bunu da fiil cümlesi yapmamız lazım. Şu fiil cümlesi olabilmesi için buraya fiil gizlemem lazım. Ekrem tuamren demem lazım. Tamam. Eğer bunu isim cümlesine atıf bunu da isim cümlesi yapmam lazım. Bu nasıl isim cümlesi olur? Amrun derim, muhtede yaparım. Ekrem tuamrenin haberi olur, isim cümlesi olur. Tamam arkadaşlar. Ders esnasında soracağınız sorular arkadaşlar daima dersin zevkini artırır. Dersin daha yanlış anlaşılmasına vesile olur. Bir arkadaşımızın sorduğu soru belki bir başka arkadaşımızın kafasına takılan ama soru sormaya cesaret etmediği için öyle hani böyle bulutlu ve dumanlı bir şekilde geçmesine sebep olabilir. Onun için derste anlaşılmayan yeri sormakta üşenmeyin. Yani sorsam ayıp olur mu falan basit olur mu? Hiçbir şey basit olmaz. Yani biraz önce Yusuf kardeşimizin sorduğu soru e, normalde hani kafi okuyan insan için çok zor bir soru değildir kafi okuyan insan için çok zor bir soru değildir ama hiç fark etmez ki. Bazen insan ne olabiliyor? Çok basit yerde takılabiliyor. Çok basit yerde takılabiliyor ama çok da basittir anlamında söylemiyorum onu. Aklınıza gelen soruyu sorabilirsiniz. Sorun ki hem sizin kafanızda hatta sizin sebebinizde birçok arkadaşın kafasında da yeni bilgiler oluşabilir veya var olan bilgiler biraz daha güç ve kuvvet kazanmış olabilir. Ve yessevil emrâne fî misli kâme ve amran ekremtuhu misli dediğine göre arkadaşlar misilden ne anlayacağız? Yani e, İzmar izman alâ tefsir üzere mensup olan üzerinde atıf harfi vardır. Ondan önce hem isim cümlesi hem de fiil cümlesi vardır. Orada yessevil emran iki emir müsavidir. Nasıl da yapabilirsin? Fiil takdir edersin. İzmar ala tefsire girer. Rafi yaparsın o zaman İzmar ala tefsire girer mi? refi yaptığımız zaman izmar ala şirabdesi tefsir yok orada. Çünkü izmar demek ameli gizlemek demektir. O zaman biz oraya amil gizlemiyoruz. Tamam. Peki refin muhtar olduğu yerler neydi arkadaşlar? Halil. Neydi? Hilafına karine olmadığı zaman. Veya refin karinesi daha kuvvetli olduğu zaman. Tamam. Evet. Nasbin muhtar olduğu yerler vardı. Biraz önce zikretmiştik. Şimdi geldik. İ, e, i̇ki emrin müsabi olduğu yer bereket versin ki bir elmiş. Bizim için can kurtaran simidi oldu. Şimdi geldik nasbin vacip olduğu yerler. Şimdi o zaman bu nasbin vacip olduğu yerin izmar ala şerid, tefsir olması nedir arkadaşlar? Ve yecibun nasbu nasb vaciptir. ba'de harfi şarti. Şart harfinden sonra. Arkadaşlar biliyorsunuz fiilin özelliklerinden birisi de neydi? Duhulu harfi şartı. Şart harfinin duhulu fiilin özelliklerindendir. Biz neden ve in ehadun minel müşrikîn istecâreke de ve in istecâreke diye fiil gizledik? Çünkü oradaki ehadun başka bir şey olamaz. Yusuf, Yusuf Ali, Mesela Türkçe olarak baktığı zaman bu Türkçe kalıplara uymaz. Anlatabildim mi? Yani Türkçe'de şu şöyle bir kural çıkaramazsınız. Veyahut da biz bilmiyoruz en azından. Şu edatlar fiilin başına gelmek mecburiyetindedir, vaciptir. Belki Türkçe gramara çok geniş vakıf olmadığımızdan olabilir. Ee, ama Arapça'da şart edatı in ve lev hiçbir zaman ini, ismin başında bulamazsanız bulduysanız tevbe estağfurullah deyin. Kazıyın kazıyın alttan bir fiil çıkar. Tamam. Mutlaka in, lev nerede bulunur? Fiilin başında bulunur. Buradaki şart edatından daha çok eminim in ve lev kastedilmektedir. Tamam. Şimdi diyor ki şart edatından sonra e, ne olmak mecburiyetindedir? E, Nasıl vaciptir? Ve nasıl nasbu ba'de harfi şartı Şart harfinden sonra. Molla Cami diyor ki burada şart harfinden maksat in ve lev'dir. Ama bazen şart harfi olur, bazen değişik olur. Onun için burada kastedilen nedir? Efendim, in ve lev'dir. Başka ve harfi tahzidi. Tahzir harfinden sonra. Tahzid hurufu tahzid el hella'dır. Ella, El la levla levma. Tahdid harfleri hella, ella, levla, levma. Tahdid teşvik demektir. Hella zeyden ekrem tehu. Zeyde ikram etmeli değil miydin? Ella zeyden ikra, ekrem tehu. Zeyde ikram etmeli değil miydin? Levla, levma. Bunlar tahdid harfidir. Hella, ella, levla, levma. Bu harf bahsinde gelecek arkadaşlar. Hurufu tahdid başlığında kafiyede gelecek. Hurufu tahadud nedir? Hella, ella, levla, levmadır diyecek. Tamam mı Seyyidi Şimdi arkadaşlar tahadud harfleri de ya lafzan veya takdiren fiil başında olmak mecburiyetindedir. Hem şart harfleri hem de tahadud harfleri lafzan veya takdiren mutlaka fiilin başında olmak mecburiyetindedir. Nehvu. İn zeyden darabtehu darabeke ve ellâ zeyden darabtehu. Şimdi in zeyden darabtehu darabeke. İn zeyden darabtehu zeydi döversen darabeke o da seni döver. Hani şart cümlesi olunca bir de ceza cümlesi lazım oraya değil mi Muhammed Emin'im? Onun için o da darabeki onun için zikretmiş oldu. Şimdi arkadaşlar in zeyden dedik orada. Mesela burada in zeydün diyebilir miyiz? İn zeydün dersek ne yapmış oluruz Beytullah? şart harfini nereye getirmiş oluruz? İsmin başına getirmiş oluruz. Halbuki bu nedir? Caiz değildir. Bu haramdır, caiz değildir. Orucu bozan şeylerdendir. En azından sevabını azaltan şeylerdendir. Evet. Yani Arapça dilinde, Arapça gramerinde ne olmaz? Asla şart harfi ismin başına gelmez. Gelirse ne vardır mutlaka? Bir mukadder fiil vardır. Ve yine hadünde ne var? İstecare kefili vardır. Burada ise e, biz bunu in zeydun darabtehu dersen, mufteda yapmaya kalkarsan olmaz. Niçin olmaz? İn çünkü ismin başına gelmez. Buraya fiil koysan koysan darabte fiilini koyacaksın. Ondan sonra da mensup olur zaten. Demek ki şart harfinin misali indir arkadaşlar burada. Ve ella zeyden darabtehu. Bir tane de tahdid harfine misal verdi. Zeydi dövmeli değil midin? Bu yaramazlığı yapan zeydi dövmeli değil midin? Ah ona bir iyi bir dayak atsaydın falan demiş oldu. Şimdi burada da ella nedir? Tahdid harfidir. Ondan sonra gelen e, mutlaka ne olmalı? Fiil olmalı. Ella zeyden de fiil olmayınca orada fiil vardır. Ella darabte zeyden darabtehu demektir. Anlaşıldı arkadaşlar. Nasip kısmı da güzelmiş ya. Vacip olması da güzelmiş ya. En müşkilatlı neresi oldu? Nasibin muhtar olduğu yerler oldu. Maddeleri biraz fazla oldu. Rahmetli babama dedim ki Baba dedim tabii o zaman ben 13-14 yaşlarındayım yani. Siz o zaman bana göre abisiniz. Dedim ya baba ben ders çalışırken dedim böyle ağzım şey yapıyor ballanıyor yani böyle tükürücüm sanki böyle şey gibi oluyor. Şeker gibi oluyor dedi. Özellikle ders çalışıyor. Oğlum dedi, sen dedi işi severek yaptığındandır dedi. Ben, düşün, ben onu düşünmedim öyle. Yani ağzımda bir tatlanma oluyor. Normal konuşurken olmayan bir tatlanma oluyor ders yaparken. Ders takır ederken. Dedim ki <laughs> böyle oluyor dedim baba dedim. Oğlum dedi dersi severek yaptığındandır. Şimdi izhar okurken, kafi okurken benim harita metot, metot defterlerim vardı. O e, kitaptan okuduklarımı Şerh-ı Şudur-ı katr i̇bn Akil'den e, şerhi e, adalı var. Fethül Esra. Onlardan böyle e, Feyden de, Ennehul Vazi'den de ilave bilgiler çıkardım, not alırdım, şemalar yapardım. O defterimi bulsam aslında antika bir defterdi. Ne oldu? birçok taşınmada kaybettik onu. <laughs> yani yeni bir bilgi bulduğum zaman böyle mal bulmuş mağribi gibi hani avcı bir av bulduğu zaman sevinir ya. Yeni bir bilgi bulduğum zaman çok hoşuma giderdi. Hoşuma gidince de o hani e, affedersin tükürcük bezlerine yansırdı. Şimdi diyeceğim İzmar Ala Şarıdati tefsirle ilgili bilgiye ulaşıyoruz. Efendim Raf'in muhtar olduğu yerler, Nasb'in muhtar olduğu yerler, Efendim iki emrin müsavi olduğu yerler, nasibin vacip olduğu yerler, ne olursa olsun bizi bir takım bilgiler ulaştırdığı için, bilgi dağarcımıza bir şeyler yerleştirdiği için biz bunların hepsinden ne duyarız? E mutluluk duyarız. Bilgi dağarcımıza bir şeyler gelmiştir. Bu bilgiler hatırda kalması biraz temrine ihtiyaç var. Temrine ihtiyaç var. Terkip dersine çok ciddi manada ihtiyaç var arkadaşlar. Belki e, kurum olarak, bilemiyorum, ben belki bilmiyorum, kurum olarak en ciddi eksiklerimizden birisi e, terkip noktasında, terkip dersi ki gevşekliğimizdir, aksaklığımızdır. Çünkü terkip dersi olduğu zaman emsileden, binadan, maksuttan, izziden, avamilden, izhardan ve başka ne okuduysanız, katrun okuduğunuz bilgiler daima taze taze karşınıza çıkar yeni yeni bilgiler ilavesiyle beraber taze taze karşınıza çıkar. Dolayısıyla bilgi dağarcınızdaki o bilgiler daima tazeliğini korumuş olurlar. Efendim ama terkip dersi yapmayınca unutmuş oluyorsunuz. Peki okuduğun şeyi unutunca ne olacak? Unutsan bile yarın karşına çıktığı zaman en azından mesela İzmar Ala tefsiri unuttun. Yarın bir yerde tefsirde orada burada karşına çıktı. Ha hatırlasın böyle bir şey vardı. Dönersin en azından yerini bulursun. Bu bakımdan evet. Yani nasibin muhtar olduğu yerler biraz daha fazla gibi olsa da ne yapmayacağız biz? Bundan rahatsızlık duymayacağız. Yeter ki işimizin adı ne? Bilgi sahibi olmaktır. Doğru mu? Doğuda arkadaşlar bu kitapları okurken metin de ezberletinler. Sizin gibi talebeler koridorlarda böyle gidip gelirler. Ezberi tekrarlamak için gidip gelirler, gidip gelirler. Onun da ayrı bir güzelliği var yani. O ezberlemenin de ayrı bir güzelliği var. Peki. Ve ise ezeydun zuhibe bihi minhu. Şimdi arkadaşlar şimdi ezeydun zuhibe bihi. Bu hemze nedir? İstifam hemzesidir. Peki istifam hemzesinden sonra neydi Kuran? Nasip muhtardı değil mi? Çünkü İstifam harfinden sonra, nefi harfinden sonra genelde ne gelirdi? Fiil gelirdi. Sallama koçum ya. Genelde ne gelirdi? İsim gelirdi. Öyle mi? Genelde fiil gelirdi. Dolayısıyla orada nasip muhtardı. Şimdi Ezeydün'de de bak burada bir isim var. Ondan sonra bir fiil zikredilmiştir. Doğru mu? Acaba bu İzmar ala şerid tefsire girer mi? Eğer giriyorsa o zaman ezeyden Ruhi Bebihi demek evla olması lazım. Ezeydün Ruhi Bebihi caiz ama ezeyden Ruhi Bebihi demek muhtar olması lazım. Ama diyor ki e, İbni İbn Hacı Hazretleri burada refi vaciptir diyor. Burada refi vaciptir. Refi vaciptir de demek bu İzmar ala şerid tefsire girmez demektir. Yani buradaki istifam edatı bizi aldatmasın. Neden aldatmasın? Şimdi ezeydün Ruhi bihi de Zühibe bihi ne demek? Götürüldü demektir. Peki zühibe bihi'nin muradifi nedir? Uzhibe. Doğru mu? Yani bu harfi ne olmuştur? Mütehaddi olmuştur. Efendim, ezeydün zeyd uzhibe. Uzhibe olunca bihi denmez değil mi? Bayağı ihtiyaç kalmadı. Şimdi ezeydün uzhibe. Şimdi zühibe bihi'nin muradifi nedir? Uzhibe. Peki biz uzhibe'yi getirirsek Zeyd'in başına koysak. E uzhibe Zeyden diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani hmm. lev sullita aleyhi ve ev munasibuhu ev muradifuhu le kuralı burada yürümez. Şimdi e peki başka bir fiil koy. Ne koyarsan koy. Mesela yulabisu desen de buradaki manayı ifade etmez o zaman. Yani arkadaşlar burada zuhibenin kendisini getirirsen baş tarafa zaten nasip etmiyor. Doğru mu? Bunun muradifi uzhibedir. Bu getirse meçhul fiil olduğundan dolayı yine nasip etmiyor. Dolayısıyla burada rafi vaciptir. Rafi nerede vaciptir? İzmar ala şeridi tefsire girmesi mümkün olmayan yerde ki hani lev sullita ev munasibuhu lenasibahu. kendisi veya münasibi efendim musallat edilmiş olsaydı e, o ismin başına nasip edecekti. Burada vühibe nasip edemediği gibi onun muradifi olan münasibi olan üdhibe de nasip edemediği için burası İzmar ala şerid-i tefsire girmez. Burada refi vaciptir. Anlaşıldı mı? Burada refi vaciptir ifadesini kullanmadı. Ne dedi? Ve leyse ezeydün zuhibe bihi minhu. Evet. <laughs> Bu da anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet. Ferraf'u. Burada refi vaciptir. Ve kede kullu şeyin fe'aluhu fi zubur. Ve kullu şeyin fa'aluhu fi'z zubur. Şimdi arkadaşlar ve kullu şeyin fa'aluhu fi'z zubur dediğimiz zaman burası e, i̇zmar izban ala şerdeti tefsir evvela benziyor mu? Kullu şeyin isimdir. Ondan sonra fiil geldi. Zamirinde amel etmekle meşguldür. Doğru mu? Yani izmar ala şerdeti tefsir kalıplarına uyur uya, uya, uyuyor gibi gözüküyor. Ama İbn-i Hacim Hazretleri diyor ki dikkat et diyor, burası diyor rafi vaciptir diyor. E, i̇zmar ala şarıdı tefsire girmez. Rafi vaciptir ne demek? Burada izmar ala şarıdı tefsir olmaz diyor. Zaten kendisi öyle diyor. Va, rafi vaciptir demiyor. Ne diyor? Bu diyor izmar ala tefsir bahsinden değildir. diyor Burada rafi vaciptir. Ferrafu dedi zaten yukarıda. Peki arkadaşlar neden burada rafi vaciptir diyoruz? Şimdi onu görüşelim. Mutabık kalalım. Terkibi yapalım arkadaşlar. Ve küllü şeyin her şey muhteda. Öyle her şey ki faaluhu onu yaptılar. Sıfat. Nerededir? Fizzuburî haber. Mana nedir? Onların yaptığı her şey amel defterinde kayıtlıdır. Tamam ve küllü şeyin her şey, öyle her şey ki onu yaptılar. Yaptıkları her şey nedir? Fizzuburi, amel defteri, mevcudun, hasilun, sabitun, fizzubur, amel defterlerinde sabittir. Peki arkadaşlar, bu manada sıkıntı var mı? Mana net. Peki biz burasını İzmir ala şerifeti tefsir yapsak. O zaman bu faaluyu burada faalu öyle mi? Koymuş olacak. Faalu yaptılar. Ney? Kulle her şeyi yaptılar. Faaluhu o her şeyi yaptılar. Nerede yaptılar? zuburi Bu fi nereye taalluk edecek? Faaliye taalluk edecek. Yani muhteda olmazsa fizzubur haber olmaz. Kulle şeyini siz ne yaparsanız, meful yaparsanız cümlede habere ihtiyaç var mı? Var mı seyyidim? Biraz önce küllüyü muhteda yapınca fizzubur haber yapacağız. Efendim ama külle yaparsak o zaman muhteda yok ortada. Muhteda olmayınca habere de ihtiyaç yok. O zaman terkip ne olur? Külle okursak külle şeyin her şey öyle her şey ki. Öyle mi? Hayır. Sıfat değil ki kardeşim. Faalu yaptılar külle şeyin her şeyi yaptılar. Faalu o her şeyi yaptılar. Nerede yaptılar? Fizzuburi. Buradaki fi faaliye taluk edecek onun mef'ulü fihi olacak. Peki bunun manası mücahidim doğru mudur? Doğru değildir. El hak doğru değildir. Sadakte ya mücahid. Asabte. Kulle şeyin her şeyi faalu yaptılar. Nerede yaptılar? Fi Amel defterlerin içerisine girdi yaptılar. Olmaz ki yani. insan işi yaparken amel defterin içerisinde yapmaz bunu. Şimdi burasını külle okursak. Külleşeğin ne demektir? Faalü külleşeğindir. Mana verelim. Faalü yaptılar külleşeğin her şeyi. Bu da tefsirdir. Faaluhu o her şeyi yaptılar. Nerede yaptılar? Fizyuburi. Bu fimefolüfi olmuyor mu o zaman? Nerede yaptılar fizyuburi? Peki biz am yaptığımız amelleri amel defterinin içerisinde mi yapıyoruz? Bak şimdi ders yapıyoruz. Amel defterinin içerisinde mi yapıyoruz? Yok. <laughs> 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 yani yapılan iş amel defterinin içerisinde yapılmaz. O zaman sahih bir mana çıkmaz burada. Öyleyse burasını ee, müfessir burasını da mensup yap, yapamazsın burada. İzmarail şerif tefsir yapamazsın. Yaparsan o zaman fasit bir mana çıkar. Ne yapacaksın mecburen? Burasını küllü yapacaksın. Fiz zubur haber yapacaksın. Küllü şeyin her şey öyle her şey ki faali onu yaptılar. Yaptıkları her şey nerededir? Sabitun fiz zubur. Amel defterinde mevcuttur, sabittir. Şimdi ezeydün zih ve bihi ve küllü şeyin faaluhu fiz zubur gibilerde Rafi vaciptir. Yani burası izmar ala şeridati tefsire girmez diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Zira ayet üzerinde yapılan bu e, açıklamalar yarın tefsir okurken karşımıza çıkar bunlar. Buradaki bilgi dağarcığımızda bunları sağlam yerleştirirsek Beytullah Allah'ın izniyle orada ele merkez efendi sor soruyu al cevabı deriz. Şimdi arkadaşlar okuduğumuz kuralları gözün önünde bulundurarak Ezzaniyetu ve zani ve sariku ve sariketu fakta'u eydihuma aynidir. Ezzaniyetu ve zani feclidu külle vahidin minhuma meytecelle. Şimdi arkadaşlar buradaki ezzaniyetu ve zani isimdir. Kendisinin sıra fiil geldi mi? Fezlidu külle vahidin minhuma. Evet. Bunu evet. yazmıyorum. Şimdi Zeyden zarabtu gulamehu de değil mi? O zarabtu gulame de amel etmekle meşguldü. Dolayısıyla şeyde amel edememiştir. Burada da feclidu külle vahidin minhuma. İclidu fiili külle vahidin minhuma. Darabtu e, zeyden darabtu gulamehuye benzer bu. Tamam. Anladınız mı? Niye onun misali verdim? Direkt onun zamirinde amel etmiyor. <laughs> Mütalikinde amel ediyor. Ezzani tu vezzani feclidu külle vahidin minhuma dedik. Peki arkadaşlar burada isim ondan sonra fiil geldi zamirinde amel etmek, bu amel etmekle meşguldür. Levsülü taleyi icli düz zaniye ve zaniye nasip mi? Eder. Peki oran o zaman bu ezzani tu ve zani, esarik ve esarik tu faktau bunlar izmar ala şeritatı tefsire girerler. Peki izmar ala şeritatı tefsire girerlerse rafin muhtar olduğu yerler var, nasbin muhtar olduğu yerler var, iki emrin müsavi olduğu yerler var. Bunu kıraat alimlerinden hiç birisi ezzaniye tevezzaniye okumamış. Anlatabildim mi efendim? Hiç birisi ezzaniye tevezzaniye okumamış. Bir kelime de yedi şekil okunuyor, on şekil okunuyor da ezzaniyeti de ezzaniye eğer velev ki gayri muhtar olsun ezzaniye te ve diyen bir tane şaz da olsa çıkmaz lazım. Çıkmadı. Peki biz bunu nasıl izah edeceğiz? Halbuki kurala baktığımız zaman arkadaşlar Bakın burada emir mevkiinde ne olurdu? Ve fil emri ve nehyi ne muhtardı arkadaşlar? Nasip muhtardı. Yani eğer biz izman ala şartı tefsir bahsine giriyorsa burada ne olması lazım? Nasip muhtar olması lazım. Nasip muhtar olunca ezzaniyete ve zaniye es ve s ve s-sarika tefakta'u eydihum olması lazım. Halbuki orada da burada da ne olmamıştır? Nasip okuyan kari olmamıştır. Anlaştık burada. Ne diyeceğiz buna? Bizim kurallarımızı alt üst etmişler. Biz dedik ki emir ve nehi de nasip muhtardır. Diyor ki: "Ve nahvu ezani tuzani fejlidu kull vahidin minhuma 100 celde." Burada arkadaşlar Karadeniz ifadesiyle buf noktası İstanbul şivesiyle püf noktası şu fecli dö meselesindeki fa'dır. Şimdi İmam Sibeveyh'in yaklaşımı ile İmam Muberrid'in yaklaşımı izah tarzı burada farklıdır. Ne olursa olsun burada arkadaşlar e, İzmar ala şaridotit tefsir bahsine giriyorsa nasip muhtardır. Tamam mı? Fakat bunu hiç nesip okuyan yok. Kıraat imamlarında. Bu nasıl izah edilecek? İmam Sibbeveh devreye giriyor. Buna bir açıklama getiriyor. İmam Müberrit devreye giriyor. Bir açıklama getiriyor. Her ikisi de bize bilgi dağarcımıza güzel bilgiler yüklüyorlar. Eğer sadece İmam Sibbeveh'in bilgisi bize gelmiş olsaydı o zaman bunu bilmiş olacaktık. Ama iki tane mesele öğreneceğiz burada. Nedir? Diyor ki El-Fa'u fecridüdeki fa bir manas şartı şart manasındadır indel müberrid. İman müberrid diyor ki burada fa şart manasındadır Allah arkadaşlar fecridüdeki fanın şart manasında olduğunu bana sizden kim açıklayabilir bir baba yiğit arıyorum buradaki fanın şart manasında olduğunu bana söyleyecek bir baba yiğit arıyorum siz baba yiğit olmazsanız ben dede yiğit olarak anlatırım size Arkadaşlar bildiğiniz bir şey de bildiğiniz bir şey. Bakın ben şimdi söyleyince hemen a diyeceksiniz. Ben de b diyorum. Ezzaniyeti eliflam. İsmi fail ile ismi fulun başına dahil olan eliflam elledi değil miydi? He. O zaman ezzaniyetü elleti zenet vellezi zena. Peki kendisinden sonra ya fiille sılanan veya zarfla sılanan Muptedadan sonra şart manası vardır. Fa gelir. Anlaşıldı mı? Bakın arkadaş bildiğiniz şeydi. A dediniz mi? Ya. Ezzani tü ezzani. İsim fail olunca isim failin, ismefulum, sıfatı kelimelerin başındaki eliflam elledi elleti manasındadır. Dolayısıyla elledi elleti manasında olunca ondan sonra şart manası bulunuyor. Fa, fecdüdeki fa işte o şart manasını tazammun ettiğinden dolayı gelmiştir. Binaenaleyh bu fa şart manasını tezamun etmiştir diyor. Kim diyor bunu? İmam-ı E tezammun etsin. Burayı çözdük. Yeni bir bilgi söylüyor bize. Diyor ki fa-i cezaiyenin ma badi ma kabrinde amel edemez. Fa-i cezaiyenin ma badi ma kabrinde amel edemez. Bıçak gibi keser ortada. Bıçak gibi keser. E, ilerisi i̇lerisi geriye amel edemez. Fai cezayenin ma badi makabinde amel edemez. Koçum be amel edemesi edemesin bana ne? Ne oldu ki? O zaman şu çıkıyor karşımıza. Lev sullita izmar ala şeridati tefsire girebilmesi için lev sullita aleyhi huve ev münasibuhu le vardı değil mi? E şimdi fecridu külle vahidini hasfetsek buradan. Ezzaniyete ve zaniye olur mu? Yani icridu kelimesinin buradaki mamulünü kaldırsak. Buradayken bunu nesb mi? Edemez. Niçin edemez? Çünkü bu fa engel olur. Çünkü fa-i ma'badi ma, badi, ma amel edemez. Kim diyor bunu? İmam Muberrit diyor. Bir ben var, ben de benden içeru derler ya. Yani cevap veriyor. Cevabın içerisinde ne vardır? Başka cevaplar vardır. Şimdi arkadaşlar, ezzani tuvezzani feclidu kulle vahidin minhumami etecelde. Ayeti kerimesinde İzbar ala tefsir bahsine girdiği gözüküyor baktığımız zaman. Emir olduğundan dolayı da nesip muhtar olması gerekiyor. Fakat hiçbir kıraat alimi bunu ne yapmamıştır? Ezzaniye tevezzaniye diye mensup okumamıştır. Demek ki bu İzbar ala tefsir bahsine girse hem de nesip muhtar olduğu yer olunca bu mutlaka bunu okuyan olacaktı. Peki hemen nahib alimleri devreye giriyor. İmam Sibeveyh, İmam Muberrid devreye giriyor. İmam Sibe ve İmam Mubarit burada bir açıklama getiriyor. Diyor ki İmam Muberit buradaki fa fa'i cezayedir. Nereden çıktı fa'i cezayı? İşte ezzaniyetü ve sıfatı kelimedir. Başındaki elif lam elledi elleti manasındadır. Evet muhtedanın başında elledi elleti olsaydı, isme usul olsaydı. Ondan sonra şart manasını tazamun ediyordu. Fiille veya zarfla sılanan. Efendim şart manasını tazamun edince buradaki fa ne oluyor? Fa'i cezayı oluyor. O olsun fa'i cezayi ne olacak ki? Fay cezayinin ma ba'de ma kabliğinde amel edemez. Etmesin ne olacak? O zaman izmar ala şirudeti tefsirin tarifi olan bi haythu lev sullita aleyhi huve ev munasibuhu le Bi haythu lev sullita aleyhi ev munasibuhu le nasıl anladınız arkadaşlar? Mesela zeyden darabtuhu. Lev sullita aleyhi nasıl anladınız? Beytullah nasıl anladın? Zeyden. Doğru anladın da biraz eksik oldu. Belki ben eksik anlatmışımdır onu. Zeyden darap tuhudeki hu zamirini kaldır. Zeyden darab tüde nesbedebilir mi onu? Levsülü talih o demektir. Yani meşguldür ya o meşguliyeti kaldır. Zeyden darab huyu kaldır. Zeyden darab tü nesbedebilir mi? Edebilir. Peki fecdülü külle vahiden külle vahidini kaldır. Nesbedebilir mi? ve edemez. Niçin edemez? Çünkü faiz cezayenin makabinde makablinde ma ma amel edemez. Bir mane şartı indel müberrid. de göre şart manasındadır. Peki. Ve cümletâni inde sîbeveyhî. İmam sîbeveyhe göre burası iki cümledir. Allahu Ekber. Ne diyor arkadaşlar e, İmam e, Sibevey? Diyor ki Burada iki tane cümle var. Bir tane cümle değil. Nedir bu? Bu da bir muzaf takdir edeceksin. Hükmü ezzaniyeti ve zani Hukmuz zaniyeti ve zani. Burada ezzaniyeti bir müteda takdir edecek şey affedersin. Bir muzaf takdir edeceksin. Ezzaniyeti ve zani. Yani hükmü zaniyeti ve zani. Zina eden kadınla zina eden erkeğin hükmü fima yutlâ aleyküm bâdû. Biraz sonra size okunacak olandır. Burası da haber oluyor. Habere hasfedilmiş. Habere hasfedilmiş birinci cümlenin. الزاني والزاني يعني حكم الزاني والزاني فيما يطلع عليكم بعده زنا eden kadınla zina edenin hükmü erkeğin hükmü فيما يطلع aleyküm. biraz sonra size okunacak olandır حكم الز حكم ve hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının hükmü فيما يطلع aleyküm. biraz sonra size okunacak olandır şimdi o zaman Şuraya kadar bir cümledir arkadaşlar haberi hasfedilmiş bir cümledir. Sadece haberi hasfedilmemiş. Muhteda tarafında da ne vardır? Muzaf hasfedilmiştir. Ezzaniyetü ve zani fî mâ yutulâ aleyküm ba'du. Zina kadınla zina erkek var ya, onların meselesi fî mâ yutulâ aleyküm. Biraz sonra size okunacak olandır. O da nedir? Fecidû külle vâhidin minhumâ meytecelde. Fecidu ayrı bir cümle olmuş oluyor. Tamam mı? Peki burada ne çıkıyor karşımıza? Burada iki tane cümle olunca bu ayrı bir cümle, bu ayrı bir cümledir. Bir cümlenin cüz'ü diğer cümlenin cüz'ünde amel edemez. Bir cümlenin cüz'ü diğer cümlenin cüz'ünde amel edemez. O zaman bi heytu levsülli tealeyh gene burada olmamış oluyor. Bu açıklamaya göre de olmamış oluyor. Şimdi biz feclidüdeki şeyi hasfetsek, külle vahidini hasfetsek, e, bu terkibe göre, bu takdire göre hükmü zaniyeti ve zani fi ma yutla aleyküm ba'du takdirine göre fecridu o de amel edebilir mi? Edemez. Çünkü bir cümlenin cüz'ü diğer cümlenin cüz'ünde amel edemez. İmam Sibebeyh olayı böyle açıklıyor. İmam Müberrit öyle açıklıyor. İmam Sibebeyh'in açıklamasını Musannif İbn Hacı aslında e, tercih eder. E, ama Sibebehin buradaki hazfinde biraz fazla hazifler var. Hukmu zaniyeti ve zani fi ma yutla aleyküm ba'du. Öbür tarafta ise hazif söz konusu değil. Değil mi? Hazif söz konusu değildir. Ee, sadece elif lamı alıyorsun? Şart manasında alıyorsun. Yani isme usul alıyorsun. Onun isme usul olunca da fiille sılalanmış isme usul şart manasını tazamun eder. Fe oradaki fa nedir? Ee, fa-i şartiyedir. Efendim. Buradaki fa'nın ismi var mı? Fa tafsiliye olur efendim o zaman. Yani hükmü zaniyeti ve zani fi ma yutla aleykum ba'd. Zina eden kadınla zina eden eken hükmü fi ma yutla biraz sonrası açıklanacak olandır. F şöyle yap. Buna fa'yı tafsili ediyoruz. Bu benim olmuş olur benim cümlede. Oma fi ma yutla aleykum. Fecri yok artık. O ayrı bir cümledir. Onun haberi değildir. <laughs> fimayetü aleyküm ba'du. Mürteda fimayetü aleyküm bu haber. Fimayetü aleyküm ba'du cümlesi haber. Yani hükmü zaniyeti ve zani zina eden kadınla zina hükmü nedir? Burası mürteda. Fimayetü aleyküm biraz sonra okunacak olandır dedik. Ve da ma aleyküm deyin fark etmez. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Kafasına takılan varsa sorsun. Bulutları, dumanları kaldırmaya çalışalım. Diyor ki ve illa İmam Müberrid'in dediği gibi yapmazsak, İmam Sibeveyh'in dediği gibi yapmazsak, biz burasını İzmar ala şarıda tefsir bahsine sokarsak fel muhtaru en nasbu burada nedir? Nasip muhtardır. Fel muhtaru en nasbu o zaman ezaniyete ve zaniye okumak lazım. Es sarikate ve sarika yani lazım derken e, muhtar olan bu olur. En azından imamlardan bunu böyle okuyan olmalı idi. Şimdi arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Ya Mücahit şahitle misal arasındaki fark neydi? Evde dolanıyorum şahit misal bir konusu geldi aklıma. Sonra dedim ki kafenin şurasında bir yere yazmışım dedim. Sonra baktım. Yani ben şimdi keramet mi istedim? Arkadaşlar şahit kaide ispat için söylenen şahittir. İzah için söylenen misaldir. Doğru mu? kaide ispat için söylenen şahittir. İzah için söylenen nedir? Misaldir. Şimdi katru neda bellu sada şerhu şudur zeheb Efendim İbn Akil gibilerde eş şevahit diye sonunda feris bölümü var. Doğru mu? Kitabın içerisinde de eşşahidü diye. Hangi? Dara ve Zeyd'in e şahit demiyorlar ki. Zeydan, Dara, Tüye şahit demiyorlar. Ona misal diyorlar. Tamam. Şahit ne olabilir? Şahit, bir, Kur'an ayetleri şahittir. İki, hadis-i şerifleri de şahittir. Üç, şairin şiirleri de şahittir. Tamam. Şairin şiiri de şahittir. Evet. Şimdi, ayeti kerimeler, birinci derecede şahittir. Kurallar, ayeti kerimeler kurallara uymak mecburiyetinde değildir. Kurallar ona uymak mecburiyetindedir. Çünkü belahatın zirvesini yakalamıştır. Şimdi ezzaniyetu ve zani olmuşsa sen Kur'an'ı esneteceksin. Ayeti esnetemezsin. Anlatabildim mi? Şimdi bizim burada kurala baktığımız zaman nasıl muhtar gibi gözüküyor. Ama biz burada çözüm bulacağız buna. Onun için İmam Muberit bir çözüm bulmuş. İmam Sibeveyh bir başka çözüm bulmuş. Şimdi arkadaşlar hem İmam Sibeveyh'in ortaya koyduğu fikir hem İmam Muberit'in ortaya koyduğu fikir bizim bilgi dağarcımızda her ikisi de yeni yeni bilgiler ilave etti. Bir cümlenin cüz'ü başka cümlenin cüz'ünde amel etmez kuralını ne yapmış olduk burada? Somut bir şekilde öğrenmiş olduk. Faiz cezayenin makabli, mabadi makabinde amel etmez İmam Mübarek'in görüşünden de bunu öğrenmiş olduk. Dolayısıyla hani bir ben var, ben de benden işeru diyorduk ya, burada böyle bir mesele var. Şimdi arkadaşlar, e, mef'ulu bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerlerden dördüncüsüne geldik. O da tehzirdir diyor. Efendim sonra mef'ulü fiye gelecek. Burada bırakayım. Belki burası sizi buraya kadar yorabilir.